Merhabalar herkese, ben Ömer Akta. Total War Fero, 25 Temmuz tarihli Dynasties güncellemesiyle çok acayip bir şeye dönüşüyor ve olayın büyüklüğünden haberdar olmayan arkadaşları kısaca bir bilgilendirmek istedim. Total War Fero, inanılmaz kötü bir çıkış yapmıştı. Yapımcı Creative Assembly'nin itibarının yerlerde süründüğü bir dönemde çıktı her şeyden önce. Gayet de kaliteli bir oyundu ama nispeten küçük çaplı bir oyundu. Buna rağmen CA oyunu tam fiyattan satmaya kalkınca Yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen en çok anlık oyuncuya sahip Total War'lar listesinin 7. 7. 8. sıralarında 10-15 yıllık oyunların gerisinde kaldı. Türkiye'de de aynı şekilde oyunun bir ayağı Anadolu'da olmasına ve oyunda Türkçe desteği de olmasına rağmen pek tutmadı. Sonra C'ye kendini toparlama sürecine girdi. Bir özür mektubu yayınladı. Oyunun fiyatını 60 dolardan 40 dolara indirdi ve önceden satın alanlara kısmi para iadesi yaparak gönül aldı. Bir de üstüne parayı da satmayı planladığı Haytay DLC'sini herkese ücretsiz dağıttı bir kez daha gönül aldı. Ama bu gönül alma projesinin asıl en büyük adımı oyunun çapını neredeyse iki kat arttıran 25 Temmuz tarihli Dynasties güncellemesi. Kabaca özetlemek gerekirse oyuna ekledikleri şunlar. 4 oynanabilir ana fraksiyon, 25 oynanabilir küçük fraksiyon, 150'den fazla yeni birim ki daha önce olmayan süvarilerde buna dahil 168 yeni yerleşim yeri yani 1.8 kat daha büyük bir harita demek bu ölümcüllük gibi yeni muharebe sistemleri, hanedanlık gibi yeni sefer sistemleri. Bu Dynasties güncellemesi Total War Pharaoh sahip olan herkes için ücretsiz. Steam kütüphanesinde Total War Pharaoh Dynasties şeklinde farklı bir oyun olarak görünüyor ve 80 GB kaplıyor. Ee, Dynasties oynayabilmek için düz Pharaoh oyununun yüklü olması gerekmiyor. Ayrıca kayıtlı oyunlar ve başarımlar Dynasties ve düz Pharaoh için farklı farklı. Şunu da not etmekte fayda var. bu, bu güncellemeden sonra Total War Ferox için ücretli veya ücretsiz yeni bir içerik gelmeyecek. Normal normal bug vesaire düzelten güncellemeleri hariç tutarsak Ferox'un son hali bu olacak yani. Live servis muamelesi yapmayacaklar oyuna. oyuna. Oyuna eklenen şeyler üzerine birkaç blog yazısı yayınladılar. Üzerlerinden çok kısaca geçelim. İlk blog yazısında haritanın genişlemesinden bahsettiler. Eskiden Mısır'ı, Orta Doğu'yu, Orta ve Doğu Anadolu'yu kapsayan harita artık Kuzey ve Batı Anadolu'ya, Yunanistan'a ve Mezopotamya'ya genişliyor. Yerleşim yeri sayısı 181'den 349'a, fraksiyon sayısı da 95'ten 189'a çıkıyor. Ayrıca Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'deki çeşitli limanlar sayesinde deniz yollarını kullanarak uzak noktalara daha hızlılaşmak mümkün hale geliyor. Bunun dışında özel yerleşim yerlerinin sayıları da artıyor. Özellikle dikkat çeken güncellemelerden biri de deniz halklarının başıboş ordular gibi davranmak yerine diğer fraksiyonlara daha benzer şekilde hareket etmeye başlayacağı. İkinci blok yazısı fraksiyonlar üzerine ve özellikle yeni eklenen dört ana fraksiyona odaklanıyor. Ninurta, Apal, Ekur liderliğindeki Hanigalbat'ın seferi koy olarak geçiyor ve sayıca az ama kaliteli birimlere özellikle de süvarilere odaklanıyor. Adat Şuma usul liderliğindeki Babil'de tam tersi zor bir sefere sahip olarak geçiyor ve sayısal üstünlüğe ve topraklarını yavaş yavaş genişletmeye odaklı. Ee, Miken ve Troya fraksiyonları hakkında tarihi kayıt az olduğu için Troya destanına gerçek bir tarihi olay gözüyle bakılmış ve liderler ve fraksiyonlar buna göre belirlenmiş. Miken'i Agamemnon yönetiyor ve kolay olarak tanımlanan seferi hızlı gelişmeye ve komşuları manipüle etmeye odaklanıyor. Savaşlarda ağır yakın dövüş piyadeleriyle öne çıkıyor. Menelious da bu arada genel olarak seçilebiliyor. E, Troya ise Priam tarafından yönetiliyor. Seferi orta zorlukta şeklinde tanımlanıyor. Genel olarak Müttefikler edinme üzerine yoğunlaşıyor. Menzilli ve yakın piyadeleri dengeli kullanan bir ordu yapısı var. Paris, Hector ve e, Aeneas genel olarak seçilebiliyor. Bunların dışında da önce de dediğim gibi küçük fraksiyonlar oynanabilir olacak. Özellikle Troya destanındaki Aşil, Odysseus gibi karakterleri ordu yönetirken yine görebileceğiz. Üçüncü blok yazısı yeni sefer me mekaniklerini tanıtıyor ve tanrılardan başlıyor. Ege'de 5 Yunan tanrısı bulunuyor. Zeus, Poseidon, Apollo, Ares, Afrodit. Bu tanrılar için He ekatomp sistemi getirilmiş oyuna. Yani gıda kullanılarak kutsamaların fraksiyon çapında etki etmesi sağlanabiliyor. Mezopotamya tanrıları ise Aşur, İştar, İnşişinak, Marduk ve Ninurta. Bunlarla birlikte bir de Develik mekaniği geliyor. Bu yerleşkelere bir, dikilebilen bir bina çeşidi ve Tanrıların lütfunu arttırıyor. Daha az toprakla bile maksimum lütuf seviyesine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Meşrutiyet sistemi de yeni kültürlere, kültürlere adapte ediliyor. Egelilerin kahramanlar üzerine, Mezopotamyalıların ise din üzerine kurulu bir meşrutiyet sistemi var. Her iki kültüründe ikişer tane kraliyet fermanı seçeneği var. Bu arada Egeliler uzaktaki yerleşim yerlerine direkt yerleşebiliyor veya birimlere direkt rütbe atlatabiliyor. Mezopotamyalılar ise çevre bölgelerde isyan çıkarabiliyor veya düşman saldırılarını para vererek engelleyebiliyor. E, Feroh'ta seferleri birbirinden en çok farklılaştıran mekanik kadın mi kadim miras sistemiydi. Dynastis güncellemesiyle her iki yeni kültür içinde iki tane kadim miras seçeneği daha geliyor. Egelilerin ilk kadim mirası Atreus. Bu sistemde düşman fraksiyonları için ulus liderini yen, yani, işte baskın yap gibi küçük küçük görevler çıkıyor ve bunları yaptıkça çeşitli yerlere harcayabileceğimiz dominance puanı kazanıyoruz i̇kinci Evgelik kadim mirası ise Perseus. Bu sayede müttefik fraksiyonlardan kolaylıkla birim yetiştirebiliyoruz ve istediğimiz çeşitlilikte bir ordu kurmak daha kolay oluyor. Mezopotamya kadim miraslarının ilki Sargon. Bunu seçersek inşa, diplomasi vesaire gibi farklı kategorilerden birine ait görevler yapıp e, görevler seçip yerine getiriyor. Bu konularda bonuslar kazanıyoruz. Hamur abi kadim mirasında ise kendi kanunlarımızı yaratıyoruz ve yürürlüğe girdiklerinde kalıcı etkiler sağlıyorlar. Oyuna eklenen en önemli özelliklerden biri de güncellemeye adını veren Dynasty yani hanedanlık sistemi elbette. Artık karakterlerimiz yaşlanarak veya muharebede veya hutta suikast kumpasları nedeniyle ölebiliyor. Kendimize bir aile kurmak, varisler yetiştirmek, onlara iyi bakmak da oyunun bir parçası oluyor artık. Elbette diplomatik evlilikler de önemli bir yer kaplıyor artık oyunda. Bunun dışında birçok mekanik elden geçmiş durumda. Daha önce dediğim gibi e, deniz haklarının yapay zeka davranışı tamamen değişiyor. Ve de anlattığım hanedanlıktır, yaşlanarak ölmektir vesairedir gibi seçenekler hep istediğinde açılıp kapatılabiliyor. Seçim oyuncu bırakılıyor yani. Dördüncü blok yazısı ise muharebeler üzerineydi. İki özellik, özellikle önemli. Ölümcüllük ve menzilli saldırı açıları. Ölümcüllük dediğim e, bir birlikteki birimin herhangi bir saldırı ile hasar almak yerine direkt olarak ölebilme ihtimali. Bu aslında oyunun dengelerini ciddi anlamda sarsacak bir özellik ve dikkatli şekilde terk ettiklerini söylüyorlar. Örneğin zırhlı birimlerin direkt ölme ihtimali zırhsızlardan çok daha az. Siyah dengeleri de aynı şekilde. Örneğin baltaların hasarı ve direkt öldürme ihtimali yüksekken vuruş ihtimali azalmış durumda gibi gibi. Menzil saldırı açıları ise daha dinamik oluyor. Tüm menzil birimler daha düz veya daha açılı saldırmayı seçebiliyor. Bu da hasarlarını, direkt öldürme ihtimallerini vesaire çok değiştiriyor. Bunlar dışında saklanma, saklı birimleri görme gibi göçüş, ve şey görüş açısı konularının çok daha gerçekçi hale getirilmesi ve birçok yeni ve elden geçmiş haritada muharebeleri güzelleştiren dokunuşlardan bazıları. Özet olarak ben etrafındaki dramaları, fiyatlandırmasını vesaire bir kenara koyarsak Total War zaten sevmiştim ve zaman içinde hem ücretsiz DLC'yle hem de güncellemelerle daha da iyi hale geldi. Bu Dynasties güncellemesi ise oyunu tam olması gereken hale getiriyor. Hatta ben olsam oyunun adını değiştirir Total War Bronze Age gibi daha kapsayıcı bir isim koyardım. Güncelleme için şahsen bayağı heyecanlıyım. Ve siz de eğer Feroha o veya bu sebepten burun kıvırmış çoğunluktansanız yeni güncellemeye en azından bir göz atmanızı tavsiye ederim naçizane. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mümkünse bir beğeninizi ve aboneliğinizi rica edeyim de bin aboneyi artık ufaktan aşayım. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.